bilgisayarınızda hem tabletinizde hem telefonunuzda veya playstationlarınızda kullanabileceğiniz Havit markasının G158 BT Pro modelli joystick ile birlikteyiz. Gerçekten transparan bir yapısıyla öncelikle tasarım anlamında sizi cezbediyor diyebilirim. Çünkü hem RGB ışıklara sahip hem de transparan iç devrelerinin vesaire gözüktüğü bir bölüm bulunuyor. Ön kısım ve arka kısım transparan olarak üretilmiş. Ürünün tuş kombinasyonları güzel yerleştirilmiş. Güzel bir hissiyat veriyor oyunlarda sizlere. Dilediğiniz oyunu, bağlantısını sağlayarak yapabiliyorsunuz ve renkleri de değişebiliyor. 3 adette renk modu bulunuyor. Bu joystick'i telefon, tablet, Playstation 3, Playstation 4 ve bilgisayarlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Yalnız bilgisayarda kullanırken kablo ile bağlamanız gerekiyor. Bluetoothla bağlantı sağlayamıyorsunuz. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü alıp da problem yaşamanızı istemiyorum. Bilgisayara kendi içerisinden çıkan kablosuyla direkt Type-C kısmı cihaza, USB kısmı da bilgisayara takılıyor ve bağlantıyı bu şekilde sağlayarak oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Bu cihazın birazdan kutu açılımını yapacağız. Kutunun içinden neler çıkıyor sizlere onları göstereceğim. Sonrasında da oyun performansına bakacağız. Zaten şu ön kısımda görüyorsunuz telefon tutacak bölümü bulunuyor. Bunu Tablet değil de telefonunuzda konumlandırdığınızda telefon tutacağı bölümü de var. Telefonu o üst kısma koyarak direkt joystickle geziyorsunuz yani telefonda üzerinde takılı olmuş oluyor. Tabi telefon takılıyken belli bir süre sonra birazcık eliniz ağrıyabiliyor. Telefonun ağırlığı ve joystickin ağırlığı ile birlikte böyle yaklaşık yarım saatten sonra ya da 20 dakikadan sonra elinizde birazcık ağrı ve ağırlık hissedebiliyorsunuz. Şimdi tasarımdan bahsetmiştik. Tasarımı gerçekten böyle dikkat çekici ve şu anda popüler olan bir şey aslında çoğu ürünü transparan yani yapıyorlar ve üzerlerine RGB, ışıklandırma vesaire ekliyorlar. Havit de burada bence yeni çıkarttığı bu üründe bunda güzel bir karar vermiş. Çünkü baktığınızda masanıza konumlandırıyorsunuz. RGB ışıkları ile birlikte güzel duruyor. RGB ışıkları yanmasa bile transparan olduğu için gayet tatlı duruyor. Yani her iki şekilde de tasarım anlamında masanızda güzel bir yer edineceğini düşünüyorum. Şimdi gelin kutu içeriğine bakalım. Kutunun içinden neler çıkıyor. Sonrasında oyun performansı ve diğer özellikler hakkında da bilgi paylaşacağım sizlere. Geldik ürünün kutusunu açmaya şöyle bir dış yapısını bir göstereyim sizlere. Arka kısımda gerekli bilgilendirmelere yer verilmiş. Ön kısmında da hem cihazın hem de telefon görseli bulunuyor ve burada da model numarası yer alıyor. Şimdi cihazı şuradan kaldırıyoruz. Tabii ben bunu kullandığım için zaten açtım ve sizlere bu şekilde göstermeye çalışacağım. Şu anda ürünü açtım bu arada. Dokundum elimle. Şimdi kutunun içerisinden böyle kitapçıklar geliyor. Havit'in kendi kartvizitleri neler sattığına dair bilgiler var kulaklıklarla ilgili ve burada bir tane sticker, bir tane kitapçık geliyor. Bu da gene dergi gibi ama hemen göstereyim içeriğini. Burada ürünün nasıl kurulacağı ile ilgili de gerekli bilgiler var. Buna göz atmayı unutmayın. Ve bir tane de Havit'in kartvizitliği geliyor. Cihazı şarj edebileceğiniz bir ucu USB, bir ucu Type C bir kablo geliyor ve bu da telefon koyma aparatı. Bunu böyle döndürebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Şöyle aşağıya, yukarıya doğru dönüş yapabiliyor. Bunu da cihazın bu üst kısmına takıyorsunuz. Bunu da kenara aldık. Şimdi cihazımıza hemen bir göstereyim. Şeffaf bir tasarıma sahip ve gerçekten güzel duruyor. Işıkta biraz parlayabilir ama detay görüntülerde zaten sizlere bunu gösteriyor olacağım. Şu arkalarda da iki adet tuş bulunuyor ve bu tuşlarımız da aktif bir şekilde çalışıyor. Bir sesini dinleteyim hemen. Duymuş olduğunuz gibi sesi bu şekilde. Şuradaki tuşa basarak açıyorsunuz ve RGB ışıkları yanmaya başladı. Ayrıca kolda titreşimde bulunuyor. Yani bunda herhangi bir oyun oynarken vesaire titreşimde hissedebiliyorsunuz. Tuş yerleri gayet güzel olmuş. Eliniz direkt alışabiliyor. Tabi kumos oynayanlar birazcık kola yabancılık çekebilir. Şu arka kısımda cihazı şarj edebileceğiniz bölüm bulunuyor. Ve şurayı da takıyorsunuz. Bunun üstüne hemen göstereyim. Evet. Bu şekilde taktığınızda telefonda böyle durmuş olacak. Buraya telefonu yerleştireceksiniz ve böyle oynamaya başlayacaksınız. Onun dışında start tuşu, select tuşu, turbo tuşu, burada makro tuşu bulunuyor. Bunların artık ayarlarını kendiniz çözerek, yaparak, oynayarak, bozarak yapacaksınız. Onun dışında bunu böyle kullanmadığınız zaman da katlayabiliyorsunuz. Ürünün kutu açılımını yaptığımıza göre sıradaki performansımız oyun. Ben iki tane oyun gösterebildim ama birçok oyunu hemen hemen deneyimledim. Bu arada bir program indiriyorsunuz. O programın da şu anda görselini koyuyorum. O programda oyunu seçiyorsunuz tabletinize, telefonunuza indirdiğiniz programda. Direkt zaten açıyorsunuz. Ben hani öyle bağlayabildim. Diğer türlü bağlantı var mı bilmiyorum. Muhtemelen olacaktır. O programın içerisinde işte direkt oyunu mesela diyelim ki Call of Duty indirdiniz telefonunuza. O programda açıyorsunuz. Sonra o programdan artı deyip oyunu seçiyorsunuz ve zaten bağlantı sağladığınız için de direkt joystickle telefonunuza veya tabletinize oyuna girdiğinizde problemsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve oradan tuş atamalarını hepsini de yapabiliyorsunuz. Şimdi sırada oyun performansımız Evet ben oyunu bayağıdır oynuyorum. Kaydı açmamışım. Ben de açık zannediyordum. Ama bunu da sesli böyle paylaşayım. Az öncekini böyle müzik koyarak ekleyeceğim. Call of bir bölümünü çekmiştim. Bunda da en azından tuş seslerini vesaire. Hani anlatımlarımı dinlersiniz bir tık. Nerede? Arkamda. Dönemiyorum. Ko tuş kombinasyonlarına alışması mesela biraz zaman alıyor. Ben şu anda kendime göre tuşları ayarladım ama tabii ki de çok fazla böyle kolla değil de mouse ile oynadığımız için ben biraz zor alıştım en azından. Ama rahat bir şekilde tüm her şeyini, tüm işlevlerini yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Kendiniz hangi tuşu nereye atacaksanız bunları ayarlayabiliyorsunuz. Onlar sizin elinizde olan bir şey yani. Alıştıktan sonra da bayağı kolay geliyor ama. Ben mesela bunu bayağı önce kullanmıştım gene. O zaman daha kolaydı, şimdi bir, bir buçuk haftadır falan oynamadım kolla. O yüzden şimdi zorlanıyorum biraz dönüşlerde vesaire. O da gitti, şunu da al. Ya adamların mekanına çöktük abi ya. Lan oğlum vurun lan. Ne yapıyor lan bunlar? Bunlar delirmiş ya. Adamlar üstüme üstüme koşuyor, şu makinalıyı alalım. Bak. E, neredesiniz? Kaçmışlar. Ya kol böyle işte güzel bir şekilde hani ee, çalışıyor. Problemsiz bir şekilde tüm işlevlerinizi halledebiliyorsunuz. Bakalım çözmeye çalışıyorum. Şu joystickle sağ sol yapabiliyoruz. Şöyle yavaş yavaş sağ yapalım. Bu da bayağı zevkliymiş bu arada. Şöyle yavaş yavaş gir. Bu tabii ilk bölümümüz. Biraz daha tamam. Bakalım ikinci bölümde ne olacak. Frene bas diyor. Parka al diyor. Parka daldık. Da kazandık. Bakalım şimdi diğer bölümde ne olacak. Şöyle ileri diyelim. Şöyle sola doğru kıralım. Aynen. Birazcık sağ yapacağız. Sağ 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 sağ. Dur 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 dur. Aman diyeyim aman diyeyim. Şöyle Z'yi al. Heh. Tamam D'ye al böyle sağa doğru kır. Evet. Abi sağa kıramıyoruz ya. Tamam, D'yi aldık. Şimdi şunu şöyle sağa kır 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 kır. Evet, 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 evet. Ve bunu da kazandık diyecektim. Azıcık geri almam lazım. Tamam. Park aldık ve bu da sonuç güzeldi oyun performansını da izlediğimize göre ufak tefek teknik detaylardan da bilgi paylaşayım sizlere. Windows 7, 8, 10 ile uyumlu bunu söylemek istiyorum. Ayrıca Android, iOS 13.0 ile geliyor. PC3, PC4, Switch ile de bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Aslında birçok cihazda da kullanmanıza imkan ve olanak sağlıyor. Renkli nefes alan LED'leri bulunuyor. Bunlar RGB bir şekilde üç farklı ışık modu oluyor. İki büyük boy geri tuşu, kolay programlama, hızlı yanıt desteği, makro alabilen ayarlama özellikleri ile ön plana çıktığı söyleniyor ve cihazda iki titreşimli bir motor bulunuyor. Yani kolunu titreşimli bir şekilde kullanabiliyorsun. Hani nasıl bu? İşte PlayStation 4, PlayStation 5 gamepad'lerinde titreşim varsa bu cihazlarda da titreşim bulunuyor ve bunu güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Elinizi harbi harbi titrettiğini söyleyebilirim. Bağlantı konusunda ben birazcık zorlandım. Kitapçı okumama rağmen hani nasıl bağlandığını nasıl ettiğini tam anlayamadım. Sonrasında biraz boza yapa derken işte 2-3 tuşa basarak vesaire bir bağlantı sağladım. Telefonla kurulumunu yaptım. Sonrasında da dediğim programda işte oyunumu seçtim artı dedim ve oyuna girdim. O şekilde bir bağlantı sağlayabildim. Şimdi bu cihazda iki titreşim motoru 8 yönlü D-pad ve 4 yön tuşu bulunuyor bunlarla zaten dediğim gibi rahat kombinasyon sağlayabiliyorsunuz eliniz yaklaşık bir 5-6 dakika böyle pratik yaptıktan sonra alışıyor ve kullanımda problem yaşamıyorsunuz. Bu arada bağlantıyla ilgili eğer nasıl bağlantını biliyorsanız, bu cihazı alıp kullandıysanız yorumlarda bizi ve arkadaşlarımızı bilgilendirmenizi isterim. Gelelim cihazın oyun performansına. Herhangi bir gecikme vesaire yapmadan rekabetçi oyunlarda dahi rahatlıkla oyun oynayabiliyorsunuz. Ben bu joystick'i en çok rekabetçi oyunda kodda denedim. Yani Call of Duty'de. Ve herhangi bir problem yaşamadan sniper modu, işte farklı bıçak, bomba hiçbir gecikme yaşamadan direkt anlık sizin bastığınız tuşta tepkiler veriyor ve hızlı bir şekilde siz zaten oyuna odaklanmış oluyorsunuz. Gecikme süresi belki bizim hissedemeyeceğimiz kadar milisaniyelerde düşük bir gecikme süresi olduğunu da söylemekte fayda var. Uygun fiyatlı bir kol arayışınız varsa işte hem tablet, hem telefon hem de bilgisayarınıza bağlamak istiyorsanız yani istediğin zaman bilgisayarda kullan, istediğin zaman telefonda kullan gibi. Bence uygun fiyatta alınabilecek bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.